Mutlu sabahlar. Gündem manşetine hoş geldiniz. Akit TV Haber Koordinatörü Sayın Tuna Öztunç'la birlikte hem gündemi hem gazete manşetlerini konuşacağız. Tabii gündem yine yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı görevinde 3. yılını geride bıraktı. Dün TRT tarafından gerçekleştirilen bir televizyon programına katıldı Cumhurbaşkanı. Orada 3 yılın bir değerlendirmesini yaptı. Ve tabii önemli konulara da değindi. Örneğin istihbaratın başı devletin başına bağlı olmak zorunda dedi. Yine CHP'lilere eleştirisi vardı. Özellikle Çanakkale'deki şehitlikte bildiğiniz gibi bir skandal yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. CHP'liler şehitlikte içki içmişlerdi. Şehitliklere bile saygıları yok dedi Cumhurbaşkanı. Bu ifadelerle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve oradaki bir anlamda rezilliği eleştirdi. Dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la da görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ardından ikili bir basın toplantısı düzenledi. Orada İsrail'e seslendi Cumhurbaşkanı ve işgal teşebbüslerine son verin çağrısı yaptı. Bunu da konuşacağız. Ve tabii en önemli konulardan biri de Arakan'da Müslümanlara yönelik zulüm. Bir yavaşlatılmış soykırımla karşı karşıya orada Müslümanlar. Son 3 günde tam 3000 Müslümanın öldürüldüğü belirtiliyor. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Sayın Tuna Öztunç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sonda bahsettiğim konuyla başlayalım. Gerçekten önemli. Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm. 3 günde 3000 Müslümanın öldürüldüğü belirtiliyor ki çok ciddi bir rakam. Tabii Akit gazetesi de buna değinmiş. Bir soru geliyor akla. Dünya neden bu zulme sessiz kalıyor? Evet. Eminim ki dünyanın her yerinde her gün binlerce insan eceliyle ama on binlerce insan da katledilerek öldürülüyor. Savaşlarda, iç savaşlarda, sistematik soykırımlarda hayatlarını kaybediyorlar, öldürülüyorlar, katlediliyorlar. Arakan Müslümanları da işte bu trajediyi, bu acıyı yaşayan bir başka Müslüman halkları. Burada bir şey söyleyeceğim, yanlış anlaşılmasın. Şu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi çok konuşuldu. Hı hı. Dün sosyal medyada önemli ölçüde birinci sırada bu cinayet vardı. Çok trajik bir olay, üzücü bir olay. Bugün de devam ediyor hatta. Görüyoruz ki gazetelerimizin hemen hemen hepsinde, tüm gazetelerde, yine bu haber sürmanşette ya da birinci sayfada bir yerlerde kendine yer bulmuş. Şimdi habercilik manasında bakıldığı zaman ya da yayıncılık manasında, yani sosyal medyada yahut televizyonda bu kadar çok ilgi gören haberler, çok tıklanan haberler mutlaka daha çok yer verilir. Bir gereklilik tabii mesleki anlamda ya da yayıncılık anlamında bir gerçeklik olarak görmek gerekiyor. İlgin nereye daha çok odaklanılıyorsa orada daha çok gündemde kalıyor. Şimdi dün Vatan Şaşmaz meselesinin, bu genç delikanlının hayatını kaybetmesi ve tabii olayın vehameti, üzücü olması, bu başka bir şey. Bir de Arakan'da 3000 tane insanın çoluk çocuk demeden katledilmesi başka bir şey. Şimdi buraya gösterilen ilgi, yani bu habere gösterilen ilgi ve merak, yani magazinsel, işin magazinsel boyutuna, yoksa olayın kendisi çok trajik, yani çok üzücü. Ama işin o magazinsel tarafına bu kadar çok merak konusu olması, diğer taraftan bir yerde bir insanlığın çoluk çocuk demeden yok edilmesine aynı duyarlılığın gösterilmemesi hakikaten çok şaşırtıcı bir durum. Yani üzücü bir durum. Şimdi Arakan'da efendime söyleyeyim, Myanmar devleti gayet meselede sessiz. Sessiz olduğu gibi bir de hani buna teşvik de ediyor. Orada ministler, efendim Budistler, Budist ministler, bunlar hep birlikte şu anda müthiş bir katliam yapıyorlar. Öyle işkence görüntüleri var ki tüyleriniz diken diken olur. Çocuklar öylesine hunharca öldürülüyor ki inanamazsınız. Küçücük çocuklara, ya daha 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuklara öyle işkenceler yapılıyor ki görseniz inanamazsınız. Tüyleriniz diken diken olur.
İnsanlığınızdan utanırsınız. İnsan olduğunuz için utanırsınız. Tam bir vahşet. Herhalde senin de hazırladığın birkaç görüntü var değil mi? Fotoğraf var. Birkaç fotoğraf tabii çok fazla alamadık dediğiniz alamayız, gibi verilecek bir görüntü değil. Veremiyoruz ama verebildiklerimizi lütfen ekrana yansıtalım. Ekranda seyircilerimize paylaşalım. Şimdi diyor ki Akit gazetesi sürmanşette. Arakan ağlıyor, dünya seyrediyor. Çok doğru bir sürmanşettir. Bu dünyaya Türkiye de katar onu sana söyleyeyim. Bak dedim az önce bir magazinsel bir olaya o kadar çok bir merak var ki ama beri taraftan bir insanlık yok ediliyor. Çoluk çocuk demeden. Katliam var. Benzeri Halep'te olduğu zaman da aynı duyarsızlıklar vardı. Benzeri bilmem Musul'da, Irak'ta da olduğu zaman vardı. Burada sistematik bir soykırım yapılıyor. Şimdi diyor ki Akit gazetemiz, önce şu fotoğrafa bir bakalım. Evet, fotoğrafta burada insanlar katliamdan kaçıyorlar. Kadınlar, çocuklarıyla birlikte katliamdan kaçıyorlar. Bu görüntü çok şeyi anlatmıyor aslında. Ama insanlardaki korkuyu anlatıyor. Bakın şu çocuklardaki korkuya bakın. Şu çocukların gözlerindeki dehşete bakın. Şu annenin çaresizliğine bakın. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir barbarlıktır ya? Bu nasıl bir... Bak şu hale bak. Şu babanın çaresizliğine bak. Şu çocukların çaresizliklerine bak. Ölmemek için kaçmışlar. Ve nereye kadar kaçabilirler onu da bilmiyorum. Şu anda görüyorsunuz. Bu çaresizliği görüyorsunuz. Ve Bangladeş'e gitmek için... Efendim söyleyeyim, kaçmaya çalışanlar da boğularak öldüler. İşte bak bu da bir görüntü. Bu da bir başka bir manzara. Sandalın içindeler şu anda. Kaçmaya çalışıyorlar. Sandalla kaçmaya çalışanlardan yüzlercesi çoluk çocuk boğularak öldüler. Şimdi ve dünya bunu seyrediyor. İnsanlık bunu sanki çok doğal bir şeymiş gibi seyrediyor. Hakikaten korkunç bir olay ya bu. Ya insan insanlığından utanır ya. Yani artık gerçekten insan iyi bir yaratık değil kardeşim. İnsan kötü. Ben söyleyeyim, kötü ya, kötü. Kötü. Barbarlığında, katliamlarında, vahşetinde, her türlü dünyada ne kadar vuku bulan kötülük varsa bunun çıkış noktası insandır. Bir hayvan hiç kimseye kolay kolay zarar vermez. Çok nadirdir o zarar verecek hayvan. Çok nadir. O da temel ihtiyaçlarını İnsanın gider, dışındaki dünyadaki diğer hiçbir canlı hiçbir sebep yokken hiçbir canlıya zarar vermez. Açsa ağlanır. O doğal bir efendim sirkülasyondur. Olması gereken ekolojik denge. Bir hayvan bir insana dahi kolay kolay zarar vermez. Ama bir insan bir hayvana dahi zarar verebiliyor. O kadar rezilleşmişiz yani. Hayvanlara yapılan katliamları görüyoruz. Zulmü görüyoruz. Bir de insanın insana yaptığına bak. Ne adına yapıyorlar? Din adına. Ne adına yapıyorlar? Irk adına. Ne adına yapıyorlar? Mezhep adına. Ne adına yapıyorlar? Bilmem efendim mesela petrol adına. Ne adına yapıyorlar? Para adına. Ne adına yapıyorlar? Enerji adına. Onlar bir kılıf aslında değil mi? Yani insanın... Temelde bir bozulmuş. Artık ne bulursan bul. Hangi bahaneyi bulursan bul. Yaptıkları tek şey katliam. Yahu insan Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış en ayrıcalıklı canlıdır. En ayrıcalıklı. Allah sana akıl vermiş. Allah sana izan vermiş. Beyin vermiş. Sana bir nefis vermiş, bir irade vermiş. O iraden ve nefsini nasıl kullandığınla cezalandırılacaksın ya da mükafatlandırılacaksın. Ebe kardeşim, bu nasıl bir zulümdür ya? Bu nasıl bir kafa yapısıdır? Bu nasıl bir ruh halidir? Böyle bir şey olabilir mi? Ya sadece bu mu? Dünyanın her yerinde bu böyle. Ve sadece Müslüman coğrafyada bu böyle. Bak bütün zulümler, acılar... ıstıraplar hepsi Müslüman coğrafyasında yaşanıyor.
Irak'ta Müslümanlar ölüyor. Suriye'de Müslümanlar ölüyor. Afrika'da Müslümanlar ölüyor. Asya ülkelerinde Müslümanlar ölüyor. Buyur. Balkanlarda Müslümanlar ölüyor. Avrupa'da batısında Müslümanlar ölüyor. Ölen Müslüman, katledilen Müslüman, birbirine kırdırılan Müslüman, birbiriyle savaşan Müslüman. Ya hiç şey 10 dakika düşünmüyor musun kardeşim? Bu niye bizde oluyor bunlar diye düşünmüyor musun sen ya? Niye biz birbirimizi öldürüyoruz diye düşünmüyor musun? Biz neden birbirimize kavga ediyoruz, birbirimizi parçalıyoruz, birbirimizi yiyoruz? Kim bunu istiyor da biz bunu yapıyoruz? Yani hiç mi kafanız basmıyor kardeşim? Yani bunun için devasa lügat kitap okuman da gerekmiyor ya. Bunun için dünyanın en iyi üniversitelerinde okuman da gerekmiyor. Bunu anlaman için çok dehşet bir entelektüel yahut çok önemli elit bir aristokrat da olman gerekmiyor. Ya biraz beynin varsa sen bunu anlayamıyor musun ya? Niye bu oluyor? Neden bu bizde oluyor? Niye bu Müslüman halklarında oluyor? Müslüman coğrafyada oluyor ya? Neden? Neden? Hala birbirinizi yiyorsunuz geri zekalılar. Hala birbirinizi öldürüyorsunuz. Hala birbirinizin kuyusunu kazıyorsunuz. Bir tane körfez ülkesinde petrolün üzerine oturmuş, saltanatını oraya kurmuş, zenginliğini o görgüsüz, o banal, o mide bulandırıcı, şatafatlı, ısraf dolu, gösterişli hayatları baki kalsın diye kendi kardeşine, kendi akrabasına bile zulüm yapabiliyor. Biri geliyor, enseye bir tane yapıştırıyor enselerine, birbirlerini yemeye başlıyorlar. Kendi akrabalarına ya, kendi aşiretlerine zulüm yapıyorlar ya. Tehdit ediyorlar, sana ambargo uygularız, sana gıda göndermeyiz, sana bunu... Ulan yaptığın kişi Müslüman da, senin akraban bile. Ebe zalim. Biri oradan mezhepçilik adına katliam yapıyor. Biri orada başka bir çıkar uğruna katliam yapıyor. Birbirinizi öldürüyorsunuz. Birbirinizi öldürüyorsunuz. Birbirimizi öldürüyoruz. Farkında değil misiniz? Efendim dünya çok sessiz. Ne bekliyordunuz? 2 milyar Müslümanın dışındaki o 5 milyar halkın 2 milyar Müslümanı düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Umursadıklarını mı zannediyorsunuz? Ne umursaması ya? Yok olmanızı istiyorlar. Birbirinizi yok ediyorsunuz, bir de onlar gelip sizi yok ediyor. Ya düşünün be geri zekalı. Hiçbir beyin yok sende ya. Aklın nerede? Nereye aklını nerede unuttun sen? Kime kiraya verdin bu beynini sen ya? Beynin kiralık mı kardeşim? Beynin senin yerinde değil mi? Dünyada niye bütün terör örgütleri senin coğrafyandan çıkıyor? Hiç bunu düşünüyor musun? Dünyadaki tüm terör örgütleri neden senin topraklarından çıkıyor? Kim çıkarıyor onları? Kim onları orada örgütlüyor? Kim onları orada silahlandırıyor? Kim onları orada besliyor, destekliyor? Hiç mi aklınız çalışmıyor buna? Hala birbirlerini yemekle meşguller. Hala birbirlerini gammazlamakla meşguller. Birbirlerini arkadan hançerlemekle meşguller. Mezhepçilik adına. Petrol adına, çıkar adına. Sadece Batı yapmıyor bunu. Batı emperyalizmi yapmıyor bunu. Siyonist İsrail faşizmi yapmıyor bunu. Haçlı zihniyeti yapmıyor bunu. Sen yapıyorsun, sen de yapıyorsun. Kendi içinde yapıyorsun. Bak orada da kardeşlerinin katlediliyor. Şu hale bak, şu manzaraya bak. Kılınız bile kıpırdamıyor. Filistin'de kardeşleriniz katlediliyor. Utanmaz, haysiyetsiz, şerefsizler. Bir tane ağzınızdan bir kelime çıkmıyor. Niye? Zenginliğiniz şatafatınıza bir şey olmasın diye. Ya o gösterişsiz, gösteriş budalası hayatınıza bir şey olmasın diye. O cahilliğiniz hep baki kalsın diye. Bankalarınız Wall Street Journal'da, İsveç bankalarında aman muhafaza olsun diye. O görgüsüzce tatil yapabilirsiniz. Görgüsüzce dünyanın her yerinde ısrafla o efendim gösteriş budalalığıyla yaptığınız o iğrençlikler baki kalsın diye. Yaptığınız sadece bu sizin. Bu nedir ya? Senin orada kardeşlerin zulüm ediliyor umurunda değil.
Filistin'de insanlar katlediliyor, Müslüman katlediliyor, umurlarında değil. Yemen'de katliamlar var, umurlarında değil. Afganistan'da neler oluyor, umurlarında değil. Bangladeş'te başka bir şey oluyor. Malezya'da başka bir şey oluyor. Ya kardeşim, sizin birbirinize hayrınız yok ya. Senin birbirine hayrın yok. Sen daha bir ve birlikte olamadığın sürece. Sen neden bahsediyorsun ya? Seni öyle bir, seni mahvederler yani. Kafana vurmaya, ezmeye devam ederler. Utanmaz adam bunlar ya. Şu kadarcık onurları, haysiyetleri yok bunların. Şu kadarcık onurları ve haysiyetleri yok. Onurları ve haysiyetleri olsa birbirlerine bu zulmü yapmazlar. Birbirlerine bu hainliği yapmazlar. Birbirlerine bu kardeşliği yapmazlar. Mescid-i Aksa'da olanlara bak, bu utanmaz herifler. Bir tanesi ses çıkarmadı düzgün bir şekilde ya. Bir tanesi ses çıkarmadı. Bir de utanmadan biz Müslümanız diye geçiyor. Bir de utanmadan o sünni mezhepçilik üzerinden krallıklarını kurmuşlar, saltanatlarını kurmuşlar. Birileri bilmem Şii mezhepi üzerinden orada diktatörlüğünü kurmuş. Ama burunlarının dibinde o rezalete, o katliama, o küstahlığa ses yok. Mescid-i Aksa ya. Ya arkadaşım, senin kutsalına dokunuyor adam, kutsalına. Gıkın çıkmıyor. Gıkını çıkaramıyorsun bile. Bir de biz Müslümanız diye ortalıkta geziliyorsunuz. Soytarı adamlar. Terbiyesiz herifler. Şimdi şuraya bak ya. Bir de buna bak dostum, bir de buna bak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben hamaset falan yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın ha. Ben olabildiğince bir rezilliğin anlaşılması için olabildiğince meseleyi en sakin, en basit olanıyla anlatmaya çalışıyorum. Şu hale bak. Şu hale bak. Şu acıya bak, şu drama bak. Hadi Suudlar çıksınlar, buraya bir müdahalede bulunsunlar. Hadi çağrı yapın, bütün Müslüman ülkede bir araya gelsin. Bu katliama biz sessiz kalmayacağız. Gerekirse müdahale ederiz. Hadi deyin. Hadi hepiniz bir araya gelin. Yok, gelemezsiniz. Siz birbirinizi yemeye devam edin, gerizekalılar. Bu zulme maruz kalmaya da devam edeceksiniz. Onur yok ki. Onur yok, onur. Haysiyet yok. Bu zulüm devam edecek. Bu katliamlar devam edecek. Tamam, bunu bil ya. Bu ama bir ülkeyi burada ayırıyorum bir tarafa. Türkiye'yi. Türkiye bu mesele her zaman onurlu bir siyaset yürütmüştür. Erdoğan'la birlikte. Şu Müslümanlara yönelik katliamlara karşı. Filistin'deki katliamlara karşı. Emperyalist katliamlara karşı. Ama onlar birbirlerini orada yesinler. Petrol üzerine oturmuşlar. O saltanatları baki kalsın diye. O bollukları, o zenginlikleri bitmesin diye. Onlar devam edin siz böyle olmaya. Sizin de başınıza gelecekler olacak yakında. Bekleyin. Siz zannediyor musunuz ki orada rahat rahat durabileceksiniz? Uzun yıllar boyunca. Hiç öyle olmayacak. Hiç öyle olmayacağını hep birlikte göreceğiz. İş işten tabii geçmiş olacak o zaman. Ya Arakan'a sadece Türkiye'de bu yardım İHA Yardım Derneği falan değil. Devlet de yardım etti. Türkiye'de yardım, gıda yardımında bulundu, ilaç yardımında bulundu. Birçok yardım götürdü oraya. Arakan Müslümanlarını. Türkiye ne yapabilir? Yap tek başına. Nereye yetişecek yani? Şu hal bu ne? İnsan değil misin sen? İnsanoğlu değil misin? İnsanoğlu, ey insanoğlu. Şu ne? Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir televizyon programına katıldı. Daha doğrusu bir programdı bu. Cumhurbaşkanı 3 yılı geride bıraktı görev süresince Cumhurbaşkanlığı koltuğunda ve orada da tabii Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz 3 yılı değerlendirildi. Bazı fotoğraflara yer verildi. Ben de canlı olarak izledim. Gerçekten özel fotoğraflar vardı. Siz Cumhurbaşkanı'nın son 3 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii açıklamaları da var. Onun üzerinden de konuşacağız ama o konuya geçelim isterseniz. Ya şimdi o konuya geçmeden önce bu Sözcü gazetesine
Cumhuriyet'e Kılıçdaroğlu bir takım röportajlar vermiş. Bir de Fransız bir ajansa, bir haber ajansına vermiş, Fransız yayın organına. Şimdi o yayın organına o röportajları vermeden önce ben teker teker ne konuşmuş ne konuşmamış onları bir şey yapmak istiyorum, derleyip toparlamak istiyorum. Mesela Sözcü gazetesinde diyor ki Kılıçdaroğlu, AKP'nin ideolojisi yok, artık devletin partisi diyor. Diyormuş ki Kılıçdaroğlu, AKP'deki yani AK Parti'deki metal yorgunluğun tespiti için bu değerlendirmeyi yapmış. Bir parti MIT ve MASAK raporlarına göre yeniden yapılanacaksa o örgütten hayır gelmez, o parti hedeflerini, ilkelerini kaybetmiştir diyor. Haberin detayında da Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı partilileri azarlamasıyla eleştiriyor. Vay efendim sen nasıl kendi örgütlerini ve efendim şeylerini, partililerini nasıl suçlarsın, nasıl eleştirirsin, nasıl efendim bu şekilde azarlarsın diye eleştiriyor. Bu suçlamaları nasıl yaparsın diye eleştiriyor Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesine vermiş olduğu mülakatta. Şimdi bunun önce bir üzerinde şöyle bir duralım. Bak, Kılıçdaroğlu'na birkaç şey hatırlatmak lazım. Kılıçdaroğlu bir kongrede eline mikrofonu aldı ve kendi partililerini aynen şu şekilde suçladı. Rakı masasında hükümet kurulmaz. Rakı masasında iktidar olmaz. Rakı masasında devrim yapılmaz. Bu partide bu zihniyeti yok edeceğim. Böyle aranızdaki bu tipleri barındırmayacağım. CHP'yi böylelerine teslim etmeyeceğim, bu kadere teslim etmeyeceğim diyen kimdi? Kendisiydi. Kendi partilerini suçladı. Kendi partilerini aşağıladı. Hatta Kılıçdaroğlu daha öteye gitti. Kendi bazı milletvekilleri MİT'e çalışmakla suçladı. Bak, iyi hatırlayın bunları. Enis Berberoğlu meselesinde kendi milletvekillerini MİT'e bilgi sızdırmakla suçladı. MİT'le iş tutmakla suçladı. Hatırlayın ya. Kendi milletvekillerini suçluyor. Bak, partilileri de değil. Kendi milletvekillerini suçluyor. Tamam mı? Aynı Kılıçdaroğlu ne dedi Fikri Sağlar, Muharrem İnce? Bunlar muhalefet hareketi başlatmadılar mı? Muhalif hareketi. Hepsini tehdit etmedi mi? CHP'yi bu noktada bu tür şeylerle çatlak sesler çıkaranlara asla müsaade etmeyeceğim. Bu yolda CHP'nin bu ilerleyişini sabote etmek isteyenlere, zarar vermek isteyene asla izin vermeyeceğim diye, bunları partiden kovarım diye tehdit etmedi mi? He? Etti. Hatırlayalım. Bunları yapan Kılıçdaroğlu hangi akla hizmet Erdoğan'a bir de ayar çekiyor? Eleştiriyor. Hangi akla göre? Yani sen önce dön bir aynada kendine bak. Erdoğan şimdiye kadar bir tane milletvekilinden böyle bir ithamda bulunmadı. Erdoğan çok siyaset biliminde çok geçerli bir realiteyi söyledi. Mental yorgunluk var kardeşim size dedi. Bazı şeyler defolu ol. Bazı defoları aramızdan ayıklamalıyız dedi. Bunu söyler ki altında birçok şey var. Yani birçok şey var. Bu efendime söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun da hala anlayamadığı bir takım bu metal yorgunluk meselesi ya da mental yorgunluk meselesinde, yani buradaki Erdoğan kastettiği şey, efendime söyleyeyim, dava şuurun dışına çıkıp da başka işlerle meşgul olan, vatandaşa böyle tepeden bakan, kripto FETÖ'cüleri de kastediyor burada. Hı hı. Yolsuzluğa böyle hani usulsüzlüklere bulaşmış tiplerden bahsediyor. Erdoğan bunlardan bahsediyor. Bunlarla biz bu yolda devam etmeyeceğiz diyor. Etmeyeceğiz. Bunu söyledi Erdoğan. Bu söyleme hakkına da sahiptir. Ve çok doğrudur, bir realitedir. Tespitler son derece doğrudur yani. Ama Kılıçdaroğlu, sen bu noktada böyle bir metafor uyguluyor diye Erdoğan'ı eleştiriyorsun. Sen bunun çok daha alasını çok defa yapıyorsun. Efendim Erdoğan'ı diktatör olmakla suçluyorsun. Diyor ki mesela röportajında, Erdoğan diyor, AK Parti diyor, Erdoğan'ın tutsağı olmuş diyor. Bak, lafı nereye getiriyor. Efendim ya şunu demek istiyor, aslında AK Parti farklı düşünüyor. Ama Erdoğan baskısı yüzünden
Kendi bildiğini yapamıyor. Erdoğan'ın şeyinde, güdümünde. Yapma ya. CHP kimin güdümünde? He? Sana kaç defa muhalefet kazan kaldırdı? Kaç defa? Kaç defa hepsinin kafasını ezdin? Partiden ihraç ettin, disiplin kuruluna verdin, tehdit ettin. Kalmayanı yaptın. Sindirdin. Ya şu adalet yürüyüşü meselesinde senin eline iyi bir fırsat geçirdi. Yoksa muhalefet seni götürecekti. Hiç şansın yoktu, kongrede kaybedecektin. Bu Enis Berberoğlu meseleleri, adalet yürüyüşü sözde falan filan hikayeleriyle bunu da savuşturdun. Diktatörlük budur işte. Diktatörlük sana karşı demokratik hakkını kullanıp artık istifa et. Dokuzuncu seçimi kaybettin. Artık yeter. Görev değişikliği şart diye partileri ezdin, sindirdin, tehdit ettin. Diktatörlük budur işte. Partiye hükümranlık yapmak budur işte. Partiyi elinde tutsak etmek budur işte. Karıştırıyorsun kanka bazı şeyleri. Karıştırma. Erdoğan 1500 delegenin 1500'ünü oyunu alarak genel başkan oldu. 1500 delegenin 1500'ünün oyunu alarak genel başkan oldu. Hala bir siyaset bilimi açısından okuyamadın mı bu gerçekliği? Erdoğan'ın AK Parti'ye değil, AK Parti'de Erdoğan'a ihtiyacı var kardeşim. Tamam mı? Masalları bırakın. Erdoğan demek AK Parti demektir, AK Parti demek Erdoğan demektir. Erdoğan olmadığı bir AK Parti'nin Türk siyasi hayatında çok fazla şansı yoktur. Şu andaki konjonktürde, şu an söylüyorum. Yani şu anki gerçeklik. Ha, şunu da sana söyleyeyim, bu da başka bir siyasi gerçekliktir. Erdoğan diyelim yarın siyasi arenadan çekildiğinde yeni bir akım, yeni bir siyasi akım ya da hareket yine AK Parti'nin içinden çıkacak. Belki başka bir parti adım, belki başka bir parti ismiyle ama oradan çıkar. Çıkarsa oradan çıkar. Oradan çıkar. Bu zihniyetten çıkmaz diyorsunuz. Yani netice itibariyle Erdoğan'la AK Parti bir bütündür. Erdoğan olmadığı bir AK Parti siyasi hareketinin geleceği yoktur. Çok net söylüyorum. Geleceği yoktur. Bugünkü konjonktürde. Şu anki konjonktür için söylüyorum. İleriki safhatlarda ne olur onu bilemem. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu doğru okumuyor mevzuyu. Okuyamıyor daha doğrusu. Hala anlamazlıktan geliyor. Daha doğrusu anlamazlıktan. Şimdi diyor ki gelelim. Çok önemlidir bu. Doğru haber. Bu Fransız haber ajansı yayın organına verdiği röportajda Kılıçdaroğlu demiş ki Erdoğan benden korkuyor. Nedir? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Fransız ajansına konuşarak Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etti ve oldukça iddialı sözler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman tehdit içeren konuşma yapıyor ama biz onun tehditlerinden korkmayacağız. Erdoğan kesinlikle benden çekiniyor, benden korkuyor demiş. Haberin detayında da sormuş haber ajansı. Erdoğan'ın kariyeri 2019'da nasıl değişir demiş 2019 seçimlerinde. KK da aynen şöyle bir cevap vermiş. Onun bir kariyeri yok ki demiş. Erdoğan'ın bir kariyeri yok ki demiş etkilersin. Bu açıklamayı buradan devam edelim isterseniz. Tamam. Arkadaşlarım uyarıyor. Bir reklam arasına tamam. Gideceğiz. Ardından devam edeceğiz. Gündem manşeti devam ediyor. Sayın Tuna Özsuç, CHP liderinin eleştirisinden bahsediyorduk. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kariyeri yok. Doğru habere, doğru haberin haberinde Fransız ajansına Kılıçdaroğlu bir mülakat röportaj veriyor. Diyor ki Erdoğan diyor benden korkuyor diyor. Yine benzer şeyleri söylemiş. Bir de orada çok enteresan bir şey var. Diyor ki muhabir soruyor. 2019'da Erdoğan'ın kariyeri nasıl etkilenir seçimlerde? Onun diyor öyle bir kariyeri yok ki diyor. Diyor Erdoğan'ın bir kariyeri mi var? Kariyeri olmayan bir insan diyor kariyeri nasıl konuşabiliriz diyor. Tamam mı? Şimdi röportajın detaylarında. Şimdi bak Kılıçdaroğlu'na şöyle bir şey hatırlatalım. Kılıçdaroğlu kimdir? Kılıçdaroğlu bürokrasiden gelen, gelebildiği en yüksek mertebe SGK Genel Müdürlüğü'ydü. Biz de o zaman gazeteciydik. SGK. O zaman da bu mesleği yapmaya devam ediyorduk.
Onun genel müdürü olduğu SGK bizim için bir haber cennetiydi, haber kaynağıydı. Hemen hemen her gün bir şey çıkardı oradan, her gün. Bir hastanenin tuvaletinin halini çekerdik. Korkunç. Bak hastanenin tuvaletinden söz ediyorum. Hastanenin tuvaleti korkunç. Şehirler arası otogarları yok mudur? Şehirler arası otobüs terminallerinin bile tuvaleti ondan daha çok affedersiniz. Temiz ve hijyenikti. Çok özür diliyorum. Ne rezaletler vardı. Neler görüntülüyorduk. Tabii ameliyat masasında ölenler, yanlış narkoz verilip hayatı karartılanlar, hastane kapılarında SSK'sı olmadığı için tedavi edilmeyenler, beyin tomografisi çekmek için bir yıl sıra bekleyenler, en basit bir MR için 2 yıl bekleyenler. Bunların hiçbirini saymıyorum. Ameliyatta alınan bıçak paraları, tamam mı? Muayenehanelerine yönlendirilen, doktorların özel muayenehanesine yönlendirilen hastalar. Kuyrukta ölenler. Daha neler anlatacağım ben. Sabahın üçünde başlayan hastane kuyrukları. Orada ölen bunları bile saymıyorum. Evet. Bunları saymıyorum. KK'nın genel müdür olduğu, Kılıçdaroğlu'nun genel müdür olduğu SGK bu haldeydi. Ve ne dediler biliyor musun? Sordular. Aynen verdiğim mülakatı söylüyorum. Seyircilerimize hatırlatayım. 1994'te sordular, 95'te batacak gibi görünüyor dedi. 96'da sordular, battı batacak dedi. En nihayetinde battı dedi. Sordu Savaşay. Rahmetli ya Savaşay, rahmetli. Ve biz sorduk basın toplantısında, o toplantılarda. Bir SGK niye battı? Ben de anlamadım dedi. Aynen verdi cevap. Ben de anlayamadım dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun bürokratik hayatında gelebileceği en yüksek nokta olan SGK Genel Müdürlüğü'ndeki, tamam mı, icraatları ve geçmişi buydu. Sonra hasbelkader CHP'ye geldi. Birileri bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı diye öne çıkardı, olmadı. Sonra bir kaset operasyonuyla, bir siyasi vizyonla değil, geçmişteki siyaset tecrübesiyle değil, bürokrasiden gelen biri çünkü, bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına geçti. Önce ben aday olmayacağım dedi. 2 saat sonra aday oldu. 2 saat sonra bak. Ve 9 seçim kaybetti. 9 seçim kaybetti. Ve kime karşı kaybetti biliyor musun? Erdoğan'a karşı. 9 seçim. Erdoğan'a karşı kaybetti. Şimdi ben diyor ya Erdoğan'a, o kim ki? Onun diyor bir kariyeri yok ki. Tamam mı? Şimdi senin kariyerin bu Sayın Kılıçdaroğlu. Sen en fazla SGK'nın genel müdürü olabildin. Ve SGK'yı batırdın. Trilyonlarca lira niye battığını ben de anlamadım dedin. Daha büyük bir skandala imza attın. Erdoğan 1994'te seçilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçilerek. Seçilmişti. Ardından parti kapatıldı. Belediye başkanlığı elinden alındı. Tutuklandı. Çıktı. Kendi siyasi hareketini kurdu. Kurduğu siyasi hareket ilk seçimlerde tek başına iktidar partisi oldu. 2002 yılından 2017 yılına kadar olan serüvende 14 seçimden zaferle çıktı. 14 seçimden zaferle çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi de buna dahil. Referandum da buna dahil. 14 seçimden zaferle çıktı. Bugün dünya, Avrupa ve emperyal yapı bir kişiyle uğraşıyor. Erdoğan'la uğraşıyor. Bu bile kanıtıdır. Kılıçdaroğlu, seni ciddiye almıyorlar. Sen anla artık. Sen ciddiye alınan bir lider değilsin Avrupa'da. Seni ciddiye alsalardı sana oynarlardı. Senin üzerine oynar, projeyi senin üzerine geliştirirlerdi. Senden o geleceği, umudu görmedikleri için senin üzerine oynamıyorlar şu anda. Senin üzerinden proje üretmiyorlar. Hatta yanında oluyorlar. Sen ne yapıyorsun? Hala çıkmış Fransız haber ajansı Türkiye'yi suçluyor. Kendi ülkesini suçluyor. Almanya'ya gidiyor, Almanya'da verdiği Fokus'a verdiği iftira atıyor orada. Kendi ülkesinde olmayan bir şeyi varmış gibi anlatıyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu, senin kendini Erdoğan'a yan yana getirme cüretini sen kendine nereden buluyorsun? Yani bu özgüven nereden geliyor? Vallahi biri bana bunu söylesin ya. Şimdi ben, yani hakikaten ben
Ben 42 yaşında bir adamı utanırım ya, korkarım ya. Ben bir de kendimi mukayese etmeden önce ya bir oturur bir 50 defa düşünürüm. Sendeki bu özgüven nereden geliyor? Kendini hangi hakla, cüretle, hangi vizyonla, hangi rasyonel verilerle kendini kıyaslıyorsun sen ya? 14 seçim kaybetmişsin kardeşim. Pardon, 9 seçim kaybetmişsin. Neyle kıyaslıyorsun? Şaka gibi ya. Şimdi diyor ki adalet yürüyüşü. Sözde adalet yürüyüşü ve sözde adalet kurultayı yapılıyormuş. Ya Sayın Kılıçdaroğlu, ben sana şu soruyu soracağım. Ergenekon, balyoz, kafes eylem planı, sarı kız, yakamoz, bu davalar yürütülürken, bu davalardan yüzlerce muvazzaf subay tutuklanırken, tutuklanan muvazzaf subayların bazıları içeride kanserden ölürken, Tatar gibi bir takım muvazzaf askerler intihar ederken, sen niye hiç adalet yürüyüşü yapmak aklına gelmedi? He? Niye 100 metre dahi yürümedin? 100 metre. 100 metre dahi niye yürümek aklına gelmedi? Bırak 500 kilometre, 100 metre. He? Hepsi cezaevlerinde 4 yıl, 5 yıl, Tuncay Özkan'la senin milletvekilin. Efendime söyleyeyim o Balbay'la senin milletvekilin. Dursun Çiçek, sen de milletvekili. Hepsi Ergenekon, Balyoz, Sarı Kız, Yakamoz, kafes eylem planı, hepsi içerideydi. Yahu dünya literatürüne geçmiştir. Dünya literatürüne. İzmir'deki casusluk operasyonu. Dünya literatürüne geçti ya. FETÖ 200 tane ajanı, yani onlar sözde ajanmış, 200 askeri ajan diye, casus diye topladı, içeri attı. Dünyada bir iki ülke arasındaki krizde bile en fazla var ya 6 ajan yakalanabilmiştir ha. 6 ya da 5 casus ortaya çıkabilmiştir yani. Ama o şeyde İzmir'deki o casusluk şeyinde, davalarında 200 kişi ajan yaftası vuruldu, casus yaftası vuruldu. Sen niye o zaman yürümedin? Ya bir 100 metre yürüseydin bari, 100 metre ya. Ama Enis Berberoğlu tutuklandı. Baktı ki işin ucu ona dokundu. O da bu işin içinde. Tamam, bu olayların içinde. Bir yerinde duruyor o da. O yandı Allah. Ondan sonra bir anda hop 400 metre, 400 kilometre yürüdü. Şimdi CHP sözde bu adalet arayışı, adalet kurultayı yapıyor ya. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. CHP şunu sormak lazım. 60 ihtilali olduğunda sen neredeydin, ne yapıyordun? Sessiz kaldın. Hatta milli şefiniz bunu alttan alta destekledi. Sizi ben bile kurtaramam dedi. Kayıtlarda var. 60 darbesi. 27 Mayıs. Bakanlar ve başbakan, bu ülkenin başbakan bakanları asıldığında ne yaptınız? Sustunuz. 70 muhtırasından yapıldı, ne yaptınız? Sustunuz. 80 darbesinde neredeydiniz? Sustunuz. Dersin katliamında ne olmuştu? Onu hepimiz biliyoruz. Tamam. 28 Şubat'ta ne yaptınız? Susmakla kalmadınız, desteklediniz. Kürt meselesinde ne yaptınız? Ne yaptığınız ortada. Siz hangi adalet arayışından bahsediyorsunuz? Siz bu Türkiye'nin siyasi diyalektiğin neresinde adalet aradınız ki şimdi çıkmışsınız adalet kurultayı, adalet arayışından bahsediyorsunuz? Türkiye'nin siyasi diyalektiğinde diyorum bak. Nerede siz bu adalet arayışınız, nerede vardı ki şimdi bir anda adalet arıyor oldunuz? He? Siz ne zaman adalet için sokaklardaydınız ki? Siz resmi ideolojinin, tamam mı, statikonun bir numaralı savunucusuydunuz. O statükonun da en azılı uygulayıcısıydınız. En azılı. En azılı. Tarihte yapılmış ne kadar adaletsizlik varsa altından CHP çıkar. Açın. Bakın. Açın, okuyun kitapları. Bakın Türkiye'nin yakın tarihi, uzak tarihi, orta tarihi. Bak. Görürsünüz. Çıkmış bir de adalet arıyormuş. Yani, inandırıcılığı da kalmadı ya, artık. Şimdi ya geçelim bunları ya. Gerçekçi bir siyaset koy ortaya artık Kılıçdaroğlu. Ya sen bu gerçekçi siyaseti ortaya koyamıyorsun. Ya git istifa et, git yerine başka biri gelsin. Bak efendim Erdoğan benden korkuyor diyor. Çok gülüyorum ya. Sen Erdoğan için veli nimetsin, farkında değilsin. Erdoğan için, Erdoğan ondan korkuyormuş. Vallahi sen Erdoğan için veli nimetsin ya.
Ben şimdi AK Parti'nin genel başkanı olsun ya da cumhurbaşkanı olsun, aman derim Avşar, Kılıçdaroğlu hiçbir yere gitmesin. Burada dursun. Senin şu beceriksiz siyasetin, senin bu aciz siyasetin, bu ilkesiz siyasi anlayışınız bak nerelere getirdi Türkiye'yi, nerelere. Nerelere getirdi. Aldığınız elinize bir belge, işte Adil Öksüz diye belgeyle geziyorlar gazetede. Şu gazetede bir de belgeyi yayınlıyorlar. Bir duyuyoruz ki Adil Öksüz adam Bingöl'de şimdi dava açmış. Hala ne diyor biliyor musun AFP şey, Fransız haber ajansından verdiği röportaj. Kontrollü şey, komplo darbesi yapan, tamam bak komplo darbe yapan, ben ne yapan bir insan diyor. Bir lider olamaz, kariyeri olamaz. Bak detaya bak. Haberin detayını da görürsün. Şurada çok çarpıcı bir detaydır bu. Hemen verelim orayı. Hemen at. Şuradan. Şurada diyor ki bak. Orayı göstereceğim. Evet. Bulmaya çalışıyorum. Bulduğum zaman hemen. Efendim söyleyeyim diyor ki. 2019 seçiminde Erdoğan'ın kariyerini tehlikeye sokamayacağı son CHP lideri yok. Erdoğan'ın bir kariyeri yok. Diktatörlerin, bak diktatörlerin darbe komplocularının kariyeri olur mu diyor. Darbe komplocuları bak. Darbe komplocusu diyor. Yani FETÖ'nün kullandığı dildir abi. FETÖ diyor ya, darbe değil, komplo, senaryo, tiyatro. Yani kontrollü darbenin daha da ötesinde bak, bir yere götürüyor olayı. Bunu söyleyen bu ülkenin ana muhalefetinin genel başkanı. Hala ortası elde bir belge yok. Ben diyorum ki ya kardeşim belge çıkarın, bir çıkarttıkları belge Adil Öksüz'le ilgili o da skandal. Skandal ya. Yani belge de belge bile yalan. Yani düz ki belge koy ortaya, ortaya koyduğu belge de yalan. Bak ya. Diyor ki darbe komplocusu diyor ya. İnanılır gibi değil. Diktatör. Ben sana diktatörü anlatayım mı siyaset bilimiyle? Bak siyaset biliminde diktatör kimdir biliyor musun Kılıçdaroğlu? 9 tane seçim kaybetmiş ama hala o koltuktan inmeyen adamdır diktatör. Yani o sers. Parti içi diktatörlük budur işte. Diyorlar ki CHP'de parti içi demokrasi çok iyi işliyor. E niye işlemiyor? Neden işlemiyor? Niye bu Kılıçdaroğlu gitmiyor? Niye istifa etmiyor? Demokraside temayüllerde bu olması gereken bu değil midir? Bir kişinin 9 seçim kaybettikten sonra istifa etmesi gerekmez mi? Ve istifa ederim diyor zaten, ona rağmen etmiyor. 2-3 yani kere o tarz açıklamaları oldu. Hayır, yani gerekmez mi? İstifa etmen gerekir. Etmiyorsan diktatörlük budur. Budur. Cumhuriyet Halk Partisi, bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, tamam mı? FETÖ ile aynı dili kullanıyor. Aynı söylemi kullanıyor. Aynı söylem üzerinden siyaset yapıyor. Bak ne dedi? Komplodur, darbe yok, tiyatrodur, darbe senaryodur, darbe kurgudur, sinemadır. Bir sürü bir şeyler söylüyorsun. Ya belgeyi koyun ortaya somut. Deyin ki bak kardeşim belgemiz bu. Bütün gerçeklikler bunlar, 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 bunlar. Bize diyelim ki yani... Yanılmışız. Somut belge koydu ya ortaya. Diyelim biz de ona göre bir şey söyleyelim yani. Demek istediğim bu. Diyor ki bak, diktatörlerin ve darbe komplocularının diyor. İnanılır gibi değil. Bir de diktatörün olduğu yerde diktatör, acaba diktatör diyebilir misiniz bu kadar rahat? O da ayrı bir... Bravo. Yani IQ'su 40-50 olan da senin bu sorduğun soruyu sormuştur mutlaka yani. Değil mi? Ya da 60-70 olan, öyle diyeyim. Yani diktatörlüğün olduğu bir ülkede sen bir genel başkana diktatör diyebiliyorsun. Diktatörlüğün olduğu bir ülkede sen istediğin kadar adalet yürüyüşü yapabiliyorsun. Diktatörlüğün olduğu ülkede bir gazete yalan bir manşet üzerinden hükümeti komploculukla suçlayabiliyor. Erdoğan'ı komploculukla suçlayabiliyor. Diktatörlük. Vay efendim niyeymiş? MIT şeye bağlanmışmış. Cumhurbaşkanına mı? Ya kardeşim sistem değişti zaten. Yani geçen sistemde MIT zaten Cumhurbaşkanına bağlanacak. Parlamenter sistemde başbakana bağlanıyordu. Ama Cumhurbaşkanlığı sisteminde efendim söyleyeyim bağlanacağı yer Cumhurbaşkanlığı. MIT oraya bağlanacak. Başka nereye bağlanacak başka? Diktatörün olduğu ülkede. Diktatörün olduğu bir ülkede, yani Cumhurbaşkanı'nın diktatör olduğu bir ülkede bir köşe yazarı istediği gibi hakaret edebiliyor. Açın Can Gürzap şey neydi o bizim
Can Ataklı'nın köşe yazısını oku. Son iki köşe yazısını okusana. Neler söylüyor o yazıda? Diktatörlüğün olduğu bir ülkede oluyor. Cumhurbaşkanı diktatörmüş bu ülkede. Cumhurbaşkanı'nın diktatör olduğu bir ülkede köşe yazarları neler yazıyorlar? Neler yazabiliyorlar muhalif olanlar? Bir gidin bakın. Okuyun, görün. Ama içeride tutuklu gazete... Ben de istemiyorum kardeşim içeride tutuklu gazeteci olsun. Ben de istemiyorum. Varsa suçları yoksa inşallah serbest bırakılırlar. Suçları yoksa. Ama beni taraftan bu ülkede sen istediğin ağzından gelen her şeyi söyleyebiliyorsun. Diktatörlüğün olduğu bir ülkede ne yaparlar biliyor musun sevgili dostum? Açın tarihte örnekleri var. Diktatörlüğün olduğu ülkelerde soykırım olur. Diktatörlüğün olduğu ülkelerde on binlerce insan kurşuna dizilir. Diktatörlüğün olduğu ülkelerde adamların kafalarına sıkarlar böyle. Diktatörlük. Ne diktatörlüğü ya? Yettiniz artık ya böyle bir manyakça bir retori üzerinden inanılmaz bir algı pompalıyorlar ya. Böyle şaka gibi yani. Bıkmadınız mı abi bundan artık? Peki süremizin sonuna geldik. Aslında konuşacağımız konular da vardı ama örneğin içki rezaletiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi. Daha önce de var. Akit Gazetesi. Yine Akit Gazetesi'nin bir çalışması var. Bak CHP'nin kısa... Çanakkale rezaleti ilk değil diyor. Akit Gazetesi'nde var. Tarih 18 Mart 1962. CHP yine bir rezalete imza atmış. Çanakkale'deki Sözde Adalet Kurultayı'na katılan CHP'lilerin Çanakkale şehitliğinde düzenledikleri içkili danslı rezaletin ilk olmadığı ortaya çıktı. CHP gençleri 1962 yılında tertiplenen Çanakkale şehitliği ziyaretinde de benzeri skandallara yol açtı. Kadeş adlı vapurda her türlü iğrençle imza atıldığı, genç kızların ihval edildiği, içkinin su gibi akıtıldığı belirlendi diyor. Akit Gazetesi'nin çalışması. Peki. Yani bu 1962'de de benzerleri yaşanmış. Farklı bir şekilde yaşanmış. Tarih tekerrür ediyor. Burada Akit Gazetesi okulayla paylaşmış. Teşekkürler Sayın Tuna Özsuz. Çok sağ olun katıldığınız için. Gündem manşetini noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.